Falot tetralojisinden bahsederken falot adına takılmayın. Falot ya da orijinal telaffuzuyla falo, falo diyelim ya da bu hastalığa adını veren Fransız doktor, onun adı. Burada asıl bahsetmek istediğimiz ikinci kelime yani tetraloji. Burada latinceden faydalanalım. Tamam mı arkadaşlar? Tetra, dört anlamına geliyor. Bu kısım bize dört defektin yani dört kusurun olduğunu ve bunların birlikte bir kalp hastalığına neden olduğunu söylüyor. Bu defektlerin konjenital yani doğuştan olduğunu da hatırlayalım. Şimdi önce hızlıca normal bir kalp ne yapar ona bakalım. Vücuttan kalbe dönen kan önce mavidir çünkü oksijeni azdır. Kaslar oksijeni kullanmıştır. Bu yüzden bu kan kalbe sağ kulakçık yani RA aracılığıyla döner. Oradan sağ karıncığa yani RV'ye geçer. Sağ karıncık da kanı şu mavi damara yani pulmoner artere pompalar. Hatırlarsanız pulmoner arter dediğimiz şey akciğer atar damarıydı ve kalpten çıkan kanı alan her damar da zaten atar damardı. Atar damar olmasına rağmen burada hala mavi, oksijensiz kan var. Kandaki kırmızı oksijen ise akciğerlerden gelir ve pulmoner venler aracılığıyla sol kulakçığa yani LA yazdığım yere geri döner. Oradan sol karıncığa geçer yani LV'ye geçer ve bu büyük kırmızı yapıyla aortla vücuda yayılır. Tetralojide bizi ilgilendiren ilk kusur pulmoner stenozdur. Pulmoner akciğerlerle alakalı demek. Bu durumda Burada kanı akciğerlere yollayan kapakla ilgileniyoruz. Pulmoner kapak tam da burada. Stenoz dediğimiz şey ise daralma, sıkışma gibi anlamlara geliyor. Buradaki pulmoner kapak kalınlaşmış. Bu yüzden sağ karıncık oraya kan pompaladığında kanın oradan geçmesi zordur. Pulmoner stenozun derecesi kanın pulmoner arterlere ne zorlukta pompalanacağını ve kalbin işlevsel olarak ne kadar zarar gördüğünü belirler. Diğer defekt bu anlattıklarımın doğrudan bir sonucudur ve aynı zamanda stenozun derecesine de bağlıdır. Bu defektin adı sağ ventrikül hipertrofisi. Sağ ventrikül hipertrofisi. Kanı dar bir yerden her gün pompalamaya çalıştığınızı düşünün. Hipertrofi kasın fazla çalıştırılması ve fazla kullanılması durumunda büyümesidir. Yani sağ ventrikül ya da karıncık buradaki odacık fazladan iş yükünü üstlenmek için kalınlaşır ve bu dar kapaktan kan pompalamak zorundadır. Hipertrofi çoğu zaman sağ karıncığın şeklinin değişmesi için yeterli bir sebeptir. Daha önceden çizdiğim şekli görüyorsunuz. Güzel bir eğimi var değil mi? Normal kalbin bunun gibi bir eğriyi izlediğini düşünürsek, tetralojide kalbin şekli hemen hemen bunun gibi bir şey olur yani az önceki eğimin yerine biraz daha dik bir açı oluşur. Bu yüzden doktorlar röntgenden kalbin büyümüş şekline bakınca burası tıpkı bir çizme gibi görünür. Evet. Sağ ventrikül hipertrofisi sebebiyle oluşan çizme şekli tetraloji ile ilişkilendirilen bir şeydir. Söyleyemedim. Onunla ilişkilendiriliyor. Şimdi üçüncü defekte geçelim. Genelde sağ ve sol karıncığın yani alt odacıkların arasında bir delik vardır. Deliği hemen buraya çizeceğim. Aslında bu bölüm boyunca herhangi bir yerde olabilir. Buna VSD deniyor. Yani ventriküler septal defekt. Ventriküler karıncıkla ilgili demek. Septal ise septumla yani duvarla ilgili demek. Defekt yani biliyorsunuz neydi? Kusur. Defekt yani kusurumuz ise orada bir deliğin olması kalbin işleyişinde sol ve sağ kısım arasında bağlantı vardır bunu da hatırlatayım son defekte geliyorum aortun sağa doğru yer değiştirmesi peki nedir bu yer değiştirme şimdi aort normalde sol karıncıktan çıkar ama yer değiştirirse kanı hem soldan hem sağdan almaya başlar hemen aortun altındaki vsd olarak çizdiğim yeri bu şekilde bırakabilirdim ama ana noktayı göstermek için bu kısmı tekrar çizmek istiyorum Aort işte şöyle sağa gelir ve artık merkezde bulunan bir yapı halini alır. Böylece hem sağa hem de soldan kan alabilir. Şimdi diyelim ki ben bir damla kanım ve bu dört defektli yeni kalpten içeri girmek istiyorum. Sağ kulakçıktan sağ karıncaya gittim diyelim. Buradayken de bir tercihim olur değil mi? Yani şuradaki pulmoner artere doğru oldukça dar olan kapaktaki açıklıktan gidebilirim ki bu çok zor olur. Ya da daha açık olan bir kapaktan geçerek aorttan girebilirim. Bu iki oku farklı boyutta çizdim çünkü aslında sizi cevaba doğru yönlendiriyorum. Bu yoldan aorta gitmek istiyorum. Genelde sağ karıncıktaki kan sola doğru itilir. Bunun sebebi sağ karıncığın çok büyük olmasıdır. Sağ karıncık artık çok güçlü bir kas ve sağdan sola şantı sağlayacak kadar gücü var. Şimdi bunun niçin bir siyanotik hastalık olduğunun cevabını bulabilirsiniz. Çünkü mavi kan sola doğru zorlanır, itilir. Neden itilir? 1. Normalde geçmesi gereken yer olan pulmoner arterden geçmesi zordur. 2. Sağ karıncık öyle güçlüdür ki kanı VSD'den geçecek şekilde iter. Unutmayın, kan her zaman en kolay yolu takip etmek ister. Evet, sol karıncık hala pompalıyor ve kan ilk olarak aort'a gidecek. Şimdi aorttan vücuda giden kırmızı ve mavi kanımız var. Vücudumuza oksijen verecek asıl şey ise bu morumsu karışımdır. Mor yani biraz mavi ve biraz kırmızı. Bu kanın ne kadar kırmızı veya mavi olacağı bütün bu unsurların arasındaki mücadeleye bağlıdır. Pulmoner arter ne kadar kısıtlı? Akciğerlerden ne kadar direnç geliyor? Çünkü unutmayın Pulmoner arterler akciğerlere bağlı. Aynı şekilde sağ karıncık kanı ne sertlikte VSD'ye doğru pompalıyor. Bütün bunlar karışımın ne derece mor olacağını belirler. Bazen tetralojisi olan çocuklarda aniden tet spel gerçekleşir. Bir diğer adıyla hipoksik nöbet. Bu çocuklar ciddi şekilde kötüleştiklerinde ve nefes alamadıklarında oluşan akut bir durumdur. Bunun nedeni akciğerlerden gelen direncin veya pulmoner arter basıncının aniden artmasıdır. Bu durum pulmoner arterlerde daha fazla karşı basınç yaratır. Buraya kanın gelmesi zaten zordur ve TET-SPEL nöbeti bunu daha da zorlaştırır. Yani TET-SPEL, aorta daha fazla mavi kan yollar ve bu karışım daha da mavi hale gelir. Tetroloji de bu, yaşamı tehdit eden bir acil durumdur. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bilim insanları tetralojinin ne olduğunu veya kalbin yapısını tam bilmeden önce bu hastalığın görüldüğü çocuklarda bir şey fark etmişler. Bu çocuklar aniden yere çömeliyorlarmış. Özellikle oynarken veya etrafta koşarken birdenbire çömelme ihtiyacı duyuyorlarmış. Mesela burada bir çocuğumuz var. Çoğu zaman çocuk diyorum çünkü bu pediatrik bir hastalık ve hastalar daha çocukken doktorların düzelttiği bir durum. Çocuk etrafta koşuyor ve diyelim ki 4 yaşında aniden duruyor ve yere çömeliyor. Çok iyi çizemedim ama oldu mu? Siz anladınız yani. Bu daha çok oturuyor gibi durdu. Evet, bir daha deneyeyim bir dakika. Neyse siz anladınız işte. Çömeliyor. İşte oldu. Adım adım bu durumu inceleyelim. Tetrolojisi olan birinde ya da etrafta koşturan herhangi birinde iki şey gerçekleşir. İlki Kişinin damarlarındaki oksijen oranı yani doygunluğu düşer çünkü kasları daha fazla çalışır ve daha fazla oksijen alırlar. Bu yüzden kalbe geri giden kanda burada ve burada daha düşük oksijen miktarı olur. İkincisi bacaklarındaki ya da fazla kullandıkları uzuvlarına ait olan kaslardaki damarlar genişler. Yani vazodilatasyon olur, vazodilatasyon. Böylece vücut oraya daha fazla kan aktarabilir. Damarların çapı bundan buna geçer. Yani daha büyük olur. Şimdi teker teker bakalım. Damarlardaki oksijen oranı düşerse ne olur? Kalbe dönen kan daha mavi olur. Kalbe dönen kanın daha az oksijen yoğunluğu olursa ve kanın bir kısmı da aorttan hemen dışarı çıkarsa etrafta koşuşturmak aorttaki kanımızı daha da mavi yapar. Bu da siyanozu daha da kötüleştirir. Hastanın yüzü daha mor görünür ve hasta iyi hissetmez. Vazodilatasyona gelirsek, damarların boyutu aorta ne kadar direncin gösterileceğini belirler. Şöyle ifade edeyim, vazodilatasyon aorttaki direnci düşürür. Sağ ile sol, mavi ile kırmızı arasındaki çekişme yine daha mor olmayla sonuçlanır. Bu kırmızı yapının daha az direnci olması demek, daha fazla mavi kanın içeri girmesi demektir. Ve yine daha mor, daha siyanotik bir çocukla karşı karşıya izlemektir. Ama çocuk çömeldiğinde bu iki şey terse döner. Ne oldu? Çocuk önce koşmayı bıraktı ve böylece damarlarındaki oksijen miktarı artabildi. Şöyle yazıyorum. Evet. Yani çocuk sadece durarak ve daha derin nefes alarak bu oksijen miktarını arttırdı. İkinci olarak ise çocuk çömelince bacaklarındaki damarlarını sıkıştırmış oldu. Bu durum sistemik direnci arttırdı. Sistemik direnç vücuttaki tüm atardamarların direncidir. Hepsi aorta bağlantılı olduğu için bu aortun herhangi bir damara karşı pompalama yaparken karşılaştığı direnci arttırır. Bu genel bölgeye ucum eden iki renk kanı düşünelim. Aorttaki direnç artınca aort daha fazla kanı pulmoner arterlere doğru zorlar. Yani buradaki mücadele nereye gitmenin daha zor olduğu üzerinedir. Çocuk çömeldiğinde kanın aorta gitmesi daha zordur çünkü sanki hortumun ucundan tutup sıkmış gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu durum daha fazla kanı pulmoner artere girmeye zorlar. Yine burası da bölge olarak kısıtlanmış bir bölge ama kan buraya daha fazla oranda girmeye başlar. Böyle olunca da çocuk iyi nefes almanın daha kolay olacağını fark eder. Bu da oksijenli kanın kalbin sol tarafına dönme oranını arttırır. Buradaki etki şantı biraz tersine döndürmektir ve böylece akciğerlerle pulmoner arterlere daha fazla kan sağlanır. Karışımımızdaki oksijen miktarını da az da olsa yükseltmiş oluruz. Kısacası tetralojiyi düşündüğümüzde kişinin belirtilerinin ne kadar kötü veya ne kadar ciddi olduğunu işaret eden önemli unsurlar vardır. İlki pulmoner stenoz ne kadar ciddi ve ikincisi VSD nerede? Genel olarak tetraloji kalpteki kanı ya pulmoner artere ya da aorta pompalamak üzere sürekli devam eden bir mücadeledir. Kırmızı ve mavi kandan oluşan karışımın durumu hastada belli bir anda görülen belirtileri belirler.